Güzel Türkiye'm, günaydınlar, hayırlı günler, hayırlı haftalar hepinize. İnşallah hepiniz için çok güzel bir gün olur. Amerika'dan sevgiler, saygılar sunuyorum hepinize. Günaydın. Bazı gelişmeleri sizlerle paylaşmak istedim. Lakin bunları bilmek sizler için önemli. Günaydınlar. Şimdi başlayacağımız şeyler yeni çıkan COVID ile ilgili bilgiler ve bunlar önemli. Sizlerin de sorularınızı yanıtlayacağım. Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde 157 milyon kişi aşılanmış durumda. Ve bu ayın 19'u itibariyle bütün yetişkinler, 18 yaşının üstündeki herkes yürüyüp aşısını olabilecekler. Tekrar söylüyorum. Nisan ayının 19'u itibariyle yetişkinlerin hepsi 18 yaşının üstünde ve 16 yaşının üstünde, iki aşı için farklı bunlar, aşılarını olabilecekler. Bu çok güzel bir haber. Çünkü elimizdeki aşılar bizleri sadece COVID'in orijinal virüsüne karşı korumuyor. Aynı zamanda bizleri ne yapıyor? Bu İngiltere versiyonuna, mutasyonuna karşı da çok ileri bir derecede bizleri koruyor. Türkiye'de rakamlar artıyor. Biliyorsunuz 50 bine dayandı. Ben kendilerine rica ettim saygıyla, sevgiyle. Dedim ki Sayın Bakanım, bu rakamları 500 bin kişi. Türkiye eğer gerçekten bu salgından kurtulmak istiyorsa yapması gereken her gün 500 bin kişiyi, yani yarım milyon kişiyi test alıp bu kişilerden pozitif olan kişileri izole edecek. Erkenden tedavi edecek. Testlerin arttırılması lazım. Aşıların arttırılması lazım. Bunları duyduk hocam. Problem yok. Ve bugünkü gelen bilgilerle eğer yetişkinler aşılanırsa aynı zamanda çocuklar da korunmuş oluyor. Yani bir ailede ben ve eşim bizler aşılandık. Emin ve Can da korunmuş oluyor bu virüsten. Mantıklı da. Neden? Aynı ev içerisinde, kapalı alanda, dolayısıyla ne olmuş oluyor? Kurtulmuş oluyor, korunmuş oluyor. Bugün yeni gelen bir bilgi var. Bu çok önemli. Özellikle Türk erkekleri için. Covid geçiren kişilerin 5-6 kez daha fazla kısır kalma şansı var. Tekrar söylüyorum. Covid geçiren erkeklerin 5-6 kat fazla kısır kalma şansı var. Çünkü testisleri de etkiliyor bu virüs. Ve aynı zamanda erektile disfonksiyon, yani Türkçesini nasıl söyleyeceksen efendim işte problemler çıkıyor. Tamam mı? Dolayısıyla Türk erkeklerine söylüyorum. Lütfen, lütfen, lütfen sizlerden ricam COVID'den korunun. Kongre yapan kişilerin sizi COVID'den koruma diye bir problemleri olmayacak. Çünkü onlar kongrelerini yaptılar. Vakalar da zaten 50 bine çıktı. Maskenizi takacaksınız, aşınızı olacaksınız ve başka insanlarla sık sık bir araya gelmeyeceksiniz. Aşı olmuş olan kişiler bir araya gelebilir mi hocam? Evet. Diğer bir şey, dediğim gibi erkeklerde iktidarsızlık yapıyor. Tamam mı? Ereksiyon disfonksiyonu yapıyor. 6 kez fazla. 6 kez fazla. Kısırlık yapıyor. Covid yapıyor. Aşı değil. Covid. Aynı zamanda Covid geçirmiş kişilerin çoğu beyninde bulanıklık,
anziyete, panik atak, efendim daha birçoktan dolayı disabled yani engelli kabul ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde disability'ye vuran kişilerin, başvuran kişilerin sayısı acayip şekilde artmış durumda. Çünkü adam bir iş adamıysa işini yapamıyor. Efendim hemşire ise işini yapamıyor. Covid geçirmiş ama beyni bulanık. Dolayısıyla geçen yıl Nisan'ın 3'ünde, dün gibi hatırlıyorum. Ben televizyona, ondan önce de çıktım ben de. Bazıları öyle söylüyor ki sanki Mehmet Çilingiroğlu o zaman çıkmış gibi. Açın bakın YouTube'da, ondan daha önce de var. Benim amacım ünlü olmak değil. Değildi o zaman da, şimdi de değil. Ama o gün onlar maskeyle tartışırken diyordum ki Allah'ım bu kadar çok insan ölecek, bunlar daha neyini tartışıyor diye artık tahammül edemedim ve bıraktım programı. Çünkü bugünlerin geleceğini biliyordum. Türkiye için. Hocam sen Amerika'ya bak. Ya bana ne Amerika'dan? Sen kendime, ben şimdi Türkiye için konuşuyorum. Dolayısıyla aşılar Türkiye'ye ne zaman gelir? Amerika Birleşik Devletleri aşıları Türkiye'ye 2-3 aya kadar gelir. Bunun nedeni de Amerika aşılamayı, bakın dediler ki Mayıs ayında bütün şeyler, yetişkinler aşı olacak dediler. Onu geri çektiler. Nisan'ın 19'unda artık herkes yürüyüp gidip aşısını olabiliyor. Çocuklarımıza da aşı yapıyoruz. Ve sonbaharda artık Amerika Birleşik Devletleri'nde okulların kapanması, üniversitelerin kapanması diye bir şey olmayacak. Şimdi benim Adana seviyorum seni. Şimdi benim endişem ne zaman biliyor musunuz? Hem bu yaz hem de sonbahar. Sonbahar gelecek, gene yeteri kadar grip aşısı getirmedik diyecekler. Gripten bu ana kadar, bu yıla kadar, bu yıl, şu 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde gripten ölen kişi sayısı kaç biliyor musun? 125 bin kişi öldü gripten. Her yıl gripten ölen kişi sayısı yaklaşık 500 000'la 600 bin civarında. O nedenle bu artan rakamlar beni endişelendiriyor. Sizleri endişelendirdiği gibi. Ve eğer bu kontrol altına almaya çalışan dedi kişiler, eğer test sayısını günde 500 bine çıkarmazlarsa bu virüs istediğin kadar eve kapan, kurtulamazsın. Söylüyorum. Ben bunu dedim size daha önce de, değil mi? Eve kapanmak bir çare değil. Hocam 2 hafta, işte 2 hafta sonra onun etkisini göreceğiz. Bunlar hikaye turizm. Geç bunları. 2 hafta sonra etkisini göreceksin de bir yıl önce senin 50 bine yakın vakanın olduğu var mıydı? Yoktu. Gerçekçi olacaksın. Egona yenilmeyeceksin. Gerçekleri söyleyeceksin. Çünkü gerçek değişmez. Anlatabildim mi? Aşı olanlar niye dışarı çıkamasın? Çıksın kardeşim. Koronavirüs Türkiye'de ne zaman biter? Dünyada bitmesi 2024'ten önce olmayacak. Bunu daha geçen yıl söyledim ben size. Türkiye geçen yıl belki 3 ay o maske dönemi başladıktan sonra belki 3 ay hadi şöyle böyle idare etti. Ama ondan sonra bir saldı. Hele şu pandeminin içerisinde, ben siyasetçi değilim. Siyasetle benim işim yok. Ben ölen insanlara üzülüyorum. Ne dedim ben size 3 hafta önce? Dedim ki vaka sayıları 40 bin 50 bini bulacak. Şimdi söylüyorum. Eğer 500 bin test yapsınlar Türkiye'de günde, Türkiye'deki şu anki vaka sayısı 70-80 bin. En az. Deme hocam ya. Bak ben sana diyorum ya. Türkiye'de 500 bin sen test yap günlük.
Senin vaka sayın 70 bin, 80 bin. Hocam ne yapacağız peki? Türkiye'de ne zaman bitecek? Türkiye'de bu şimdi biraz önce bakan bir şey yazmış. Diyor ki bilim kuruluna saygı duyun, saygılı olun diyor. Sevgili vatandaşlarım, ben size şunu söyleyeceğim. Saygı zorla verilmez. Amerika'da öğrenmişimdir ben bunu. Saygı kazanılır. Saygıyı kazanacaksın. Saygıyı nasıl kazanacaksın? Bilim kurulunun verdiği kurallara uyacaksın. Sayın Bakanım, siz çıkıyorsunuz şimdi. Millete diyorsunuz ki maskeni tak, tedbirlere uy. Ondan sonra gidiyorsunuz kongrelere. Kongrelerden sonra vaka sayıları artıyor. Ondan sonra size soruyorlar, diyorlar ki ya kardeşim sen kendin diyorsun, dediğini kendin yapmıyorsun diyorsunuz. E şimdi yani saygı, ben dahil, saygı verilmez. Saygı kazanılır. Onu kazanacaksın. Siz insanların eğer hayatına önem vermezseniz, siz aşı anlaşmalarını en başından doğru dürüst yapmazsanız, Türkiye'ye yeteri kadar aşı getirmezseniz, Türkiye'de yeteri kadar test yapmazsanız, ya burada işte bilgisayarda ben gösteririm. Bir yılın içerisinde Türkiye'nin yaptığı test sayısı 80 milyon, 85 milyonun ancak 40 milyon. Yarısını yapmış test. Niye? İnsanlar evlere tıkınmak zorunda mı? Ekonominin durumu ortada, sallanıyor. 8,3 dolar. Ben artık TL'de para tutmuyorum. 8,3. Doların gideceği tek yer var, o da yükselecek. Üretmiyorsun ki, tüketiyorsun. Açmıyorsun ki, kapatıyorsun. Ekonominin açılması, kapanması kesinlikle virüsle alakalı değil. Aşı getireceksin. Restoranlarda camlar koymuş, bölüm bölüm koymuş. Adam gereğini yapmış. Okullarda %10 kapasiteyle çalışıyor. Bugün Kaliforniya valisi dedi ki Haziran ayında açıyoruz. Yani açıyoruz değil, zaten açık da Haziran ayında artık normal olacak. Vaka sayıları düşüyor. Çiftçilerimize çok üzülüyorum. Bir gün sizi Kaliforniya'da burada çok güzel çiftliklere götüreceğim. Kendisi üretiyor. Kaliforniya'da kendisi üretiyor. Çiftçilerimize verdiler kredileri. Ödemeyeceksin diye. Ondan sonra geldiler, traktörlerini aldılar. Ne yapacak şimdi benim çiftçim? Ağzını açan, konuşan adam bugün kız kardeşim diyor ki, Isparta'daki kız kardeşim diyor ki, abi diyor, ağzını açana bir çamur atıyorlar diyor, hemen alıyorlar içeri diyor. Benim buradaki sizinle konuşmam siyaset değil. Şöyle bugün hastanede çok yoruldum. Bir hasta vardı, filmini de gösteririm size, biraz sonra paylaşırım. Kalp krizi geçiriyor. 8 hasta yaptık bugün. Tedavi ettik. En son gelen hasta tamamen ölüyordu yani. Tansiyonu durdu, kalbi şokladık. Ondan sonra çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Ama sizleri sevdiğim için sizlerle bu yeni gelişmeleri paylaşmak istedim. Aşı ile ilgili. Nedir bu yeni gelişmeler? Erkeklerde aşı değil, COVID. Erkeklerde kısırlık yapıyor. Erkeklerde iktidarsızlık yapıyor. 5 kat, 6 kat arttırıyor. Duydunuz mu? Nedir? Anne baba aşı olursa çocuklardaki geçişi de engelliyor. Nedir yeni gelişme? Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanlar için söylüyorum. Zaten şu an hazırda burada yapılıyor. Ayın 19'u itibariyle elin kolunu sallaya sallaya gidiyorsun, aşını oluyorsun. Haziran'ın 25'i itibariyle
Amerika Birleşik Devletleri'nin %90'ı aşılanmış olacak. Haziran'ın 25'i itibariyle. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri aşıları Avrupa ile Türkiye ile paylaşmaya başlayacak. Hocam geçen ay Covid oldum. Aşı ne zaman olmalıyım? Geçmiş olsun öncelikle. Covid geçirdikten sonra bir ay içerisinde, 2 ay içerisinde olabilirsiniz. Ben olsam gider aşım olurum. Antikor mantikor da baktırmam. Antikor baktırmanıza gerek yok. Biz burada antikor bakmıyoruz. Aşı olurken bir insana. Tamam mı? Normalde 2 hafta diyoruz biz. Tamam mı? 3 hafta diyor ikimiz de ama 1 ay sonra aşınızı olabilirsiniz. Aşı olmak istiyorum ama aşı yok. Onu şimdi kongre yapanlara soracaksınız. Şimdi bu vakalar 50 bine dayandı. Kaç kişimiz ölüyor günde? 211 kişi ölüyor. Ben o rakamları gördüğüm zaman içim kanım, bura kalbim ağrıyor. Tamam mı? Onun için Nisan'ın geçen ayında, geçen Nisan'da ayın 3'ünde benim bırakmam o programın en büyük nedeni, bakıyorum bir tsunami geliyor. Halen insanlar şu maskeyi tartışıyor ya. Şu maskeyi tartışıyor. Şu maskeyi taktıramadı Sayın Bakanım. Sizin bilim kurulu dediğiniz kişiler şu maskeyi takın diyemedi. Ne saygısından bahsediyorsunuz? Anlamış değilim ben. Kimseye bir şey demiyoruz biz. Ne saygısından? Saygı kazanılır. Saygı verilmez. Okey. Sinovac olsa da olur değil mi? Ne aşısını buluyorsan ona olacağım. Başka çare yok. Sinovac al. Daha sonra şey yapabilirsen Pfizer bulursan Pfizer ol. Ben de sizleri seviyorum. Ben sizleri sevdiğim için bak yatma zamanım geldi. Yatmak yerine sizlerle paylaşayım dedim. Hocam aşı hangisini tercih etmeliyiz? Bakın bu ne olur gözünüzü seveyim. Bunu sorup durmayın. Kronik ürtiker varmış. Kronik ürtiker tedavinizi oluyorsunuzdur. Annemde de aküt ürtiker olmuştur rahmetli de. Isparta'ya gittiğimizde. Dolayısıyla Pfizer aşısı gayet güvenilir bir aşı. Türk iki bilim insanının geliştirdiği bir aşı. Milyonlarca Amerika'da kişilerin olduğu bir aşı. Dolayısıyla Pfizer aşısını tercih ederim. Çin aşısını tercih etmezdim. Hocam bizi bırakmayın. Ben sizi bırakır mıyım ya? Sizler benim canımsınız. Şimdi YouTube'da canlı yayınlar yapmaya başlayacağım. Sizleri bilgilendireceğim birçok konuda. Ondan sonra efendim işte Twitter yeni bir hesap açacağım Twitter'da. Onu sizlerle paylaşırım. Ve güzel bir web sitesi yaptıracağım. Ve belki bir gün televizyonda efendim her hafta 1 saat sizlerle beraber olurum. Ama YouTube kanalımı açtım. Dolayısıyla YouTube kanalından sizlere çok bilgi vereceğim. Bana ulaşabileceksiniz. Favicor kullanalım mı? Hikaye turizm. Onu yani kullanma demem ben. Çünkü giderler şimdi Sağlık Bakanlığı Mehmet Çilingiroğlu kullanma dediler. Öyle bir şey yok. Hekiminize sorun ama onun fazla bir etkisi yok. Ben mi? Ben bugün bir kardeşim söyledi bana. Dedi ki bir mesaj gördüm dedi. Dedim ya moralim yani moralim benim bozulmaz. Ben Allahu Teala'ya inanıyorum. Ve her günün güzel olduğuna inanıyorum. Bak bugün yoruldum, çok yoruldum. 8 hastaya en son hasta ölüyordu yani. Masada ölüyordu. Balon pompası koydum. Ondan sonra kalp pili koydum. Ondan sonra damarı çok acayip bir şekilde tıkanmıştı. Açacağım diye 2,5 saat, 2,5 saatimi harcadım. Ve sonunda açtım. Şimdi hastanede biraz önce asistan aradı. Hocam iyi dedi. Allah'a bin şükür. Bilim kurulu rezalet. Bilim kurulu bir şey yapmadı. Bilim kurulu herhangi bir şey yapmadı. Önerilerinden de yanlış kaldı. Neden? Pfizer aşısını kötülediler. Messenger RNA aşısını kötülediler. Bu aşıların uzun dönemli etkilerini bilmiyoruz dediler. Zamanında doğru dürüst sipariş vermediler. Şu an Türkiye'de aşı yeteri kadar yok. Bunu alena biliyoruz. Bunun siyasetle alakası yok. Bu insan hayatı. Benim umurumda değil siyasetçiler. Hiçbiri umurumda değil. Onlar ancak birbirleriyle kavga ederler. Onlar için milletin sağlığı, milletin refahı, ekonomik refahı artık bunlar geçmiş. Onlar bunu geçmiş artık. Onlar ya en güzel örneği benim kuzenim ya. Ulan sen
söylemeyeyim şimdi. Belli isme söylüyordun. Bir baktın o partiyi bıraktı, bu partiye geçti. Nasıl oldu bu iş? İşime o geldi de ona geçtim. Böyle saçmalık olabilir mi ya? Kütahya'dan selamlar. Venaflaksin kullanalım mı? Depresyon için iyidir. Kullanabilirsiniz hekiminize sorarak. Annem Biontech oldu. Çok güzel. Teyzeme sevgiler, selamlar. İstifa etsinler o zaman. Neden? Nereden oradalar? Kongre izin verdik, yazık. Ya be kardeşim, ben size şunu sormak istiyorum. Siz olsaydınız, elinizi vicdanınıza koysaydınız, bundan 2 yıl sonra olan seçim için kongre yapar mıydınız? Hangi akıllı yapar? Omega 3 Ocean Plus önerir misiniz? Buyurun alın tabii. Ben alıyorum. Şimdi ilaçlarımı alacağım. Ondan sonra bak benim balık yağım, tamam mı? Omega 3 1300 bekle göstereyim bir dakika. Bekleyin bir dakika göstereceğim. Evet. Ben bundan kullanıyorum. Omega bundan kullanıyorum. Whole Foods diye bizim burada bir yer var. Her şey organiktir. Ben organik olmayan hiçbir şey yemem. Omega 3. Ben bunu Whole Foods'tan aldım. Ve dolayısıyla bunun içinde magnezyum yok. Trigliseritler var içerisinde. 690 miligram omega. Ve bu aynı zamanda beyin sağlığı için, immün sistem için ve bak ne diyor bak. Beyin sağlığı, kalp sağlığı ve optimal wellness. Ondan sonra limon şeyinde bir de tabii keten tohumunun şeyini. Ben öyle saçma sapan ilaçlar almam. Bir tek keten şeyi iyidir. Onun dışında kolesterol ilacımı alırım. Tabii benim şey var ya, böbrek nakli. Böbrek nakli için Myfortic alıyorum benden. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Myfortic alıyorum. Ondan sonra takrolimusumu alıyorum. Takro burada. İlaçlarımı da kutuma koyarım. Burada hastaneme de götürürüm. Dolayısıyla hiç ilaçlarımı aksatmam. Bu da takrolimus. Dolayısıyla takrolimusumu alıyorum. İlaçlarımı alıyorum. Ve magnezyumumu alıyorum. Dolayısıyla şuradan Allah'a bin şükür olsun ya Rabbim. Dolayısıyla hocam kanserde kemoterapi mi akıllı, ilaç mı mantıklı olayı özetleyebilir misiniz? Hangi kanser tipiniz var ona bağlı. İzmir'den sevgiler selamlar. Sizlere de sevgiler selamlar. Venaflaxin herhalde o. Depresyon için alıyorsunuz ya da anxiety için. Efendim işte güvenilir bir ilaç mı? Her ilacın bir yan etkisi var. Depresyonda kullanılan birçok ilaç var. O da onlardan bir tanesi. Benim kullanan hastalarım var. Adana sevgiler selamlar. Hocam aşı olmak için Boston'da ön kabule başvurduk. Türkiye'deki doktorlardan aşı olmalıdır yazısı getirince gerek yok ona. Devlet yapıyor dediler. Sizin bilginiz var mı? Hoş geldiniz. Dolayısıyla ona bir gerek yok. Ayın 19'unda zaten 19'unda gidip aşınızı yaptırabilirsiniz. Tüm Amerika'ya açık. Bizim burada bazı eyaletler zaten açtı. Texas açtı, Arizona açtı, Kaliforniya. Dolayısıyla beklemene gerek yok. Artık herkes gidip aşılarını ne yapabiliyor? Olabiliyor. Dolayısıyla aşınızı olursunuz. Ücretsiz oluyorsunuz bu arada. Aşı ücretsiz. İşin ilginç yanına bak. Türkiye'de ücretli, Amerika Birleşik Devletleri'nde BioNTech aşısı yani Pfizer aşısı ücretsiz. Sözde biz dünyanın 17. zengin ülkesiyiz. Hikaye turizm. Hocam LDL kolesterolüm 139 çıktı. Evet. İlaç verdi doktor. Almamda kullanmam gerekir. Tabii ki. Lütfen ne olur. Hangi ilacı verdiğini bilmiyorum. Ben kolesterol ilacımı 30 yaşımdan beri alırım. Dolayısıyla çünkü şey olmasın efendim işte ne derler ona plak oluşmasın kalpte diye. Gördüğünüz gibi kolesterol ilacım bu benim Lipitor'dur.
Lipitor ilacım 10 miligramlık alıyorum ben. Benim LDL kolesterolüm 65'tir. Tamam mı? Evet. Allah'a bin şükür. Depresyondan kalıcı çözüm mü? Depresyonda hiçbir şey kalıcı çözüm değildir. Bakın sevgili vatandaşlarım, size bir şey söyleyeyim. Evet, dünyada çok kötü şeyler var. Dünyanın nereye gittiği belli değil. Türkiye'nin nereye gittiği belli değil. Yani benim hayatımda sen diyeceksin bana Montroz anlaşmasından vazgeçeceğiz ya da onu değiştireceğiz ya da yeni bir kanal yapacağız İstanbul'a desem ben şaşırırdım, inanmazdım. Ama gidişler, yani benim söylemek istediğim şey şu. Ben Allah'a, Allahu Teala yüce yaratana her gün için şükrediyorum. Ve negatif düşünceleri kafamdan atıyorum. Çöp tenekesi. Yani bilgisayarında bir şey varsa onu atıyorsun ya çöpe, ekranında kalmasın diye. Aynı şekilde. Kulaklarını başkalarının dırdırına kapatıyorsun. Ailene, dostlarına ve pozitif düşünceye ve Allah'a bırakıyorsun kendini. Bir gün geliyor, benim yaşım 51 olmuş. Yarın da gidebilirim, Allah korusun. Yarından sonra da hiç de korkmuyorum ölmekten. Gerçekten söylüyorum. Ve söyleyeceğim şey şu ki her günün anlamını anlamak lazım. Bunu anlamadıktan sonra, buna gerçekten üzerine durmadıktan sonra, bak bugün benim hastam, en son üzerinde çalıştığım hasta kalp kriziyle geldi acile. Biraz sonra paylaşırım. Adamın damar tamamen tıkalı. Adam ölüyor. Kan basıncı 60'tı, 60. Kalp hızı 30'lardaydı. Kalbi durdu, şok verdik. Şimdi yaşıyor. 2,5 saat üstünde uğraştım. Dolayısıyla Allah'a bin şükür ki verdikleri için. Benim annem rahmetlisi Şerife Hanım derdi ki, canım annem, halen nefesini hissederim. Oğlum ne zaman moralin bozulsa ya da birisi senin moralini bozmak istese, şöyle kendini bir geri çek. Allah-u Teala'nın bizlere verdiği şeylere bir bak ve şükret derdi. Dolayısıyla anacığım, yattığın yer nur olsun. Sen bizleri büyüttün, bizleri bu toplumlara kazandırdın. Sigara bırakmak için de aynı şey. Sigarada da bir ilaç bana sigara bıraktıracak demeyeceksin. Düğmeye basacaksın burada. Ben çocuğumu göreceğim, torunumu göreceğim. Ben parayla zehir almayacağım. Ben efendim kalp stenti olmayacağım, felç olmayacağım diyeceksin. Akciğer kanseri olmayacağım diyeceksin ve bırakacaksın. Teksas'ta vakalar düşmüş aşıdan dolayı mı? Evet, bütün Amerika'da aşılar düştü. Vakalar düştü. Türkiye'de olsa hasta ölürdü. Büyük ihtimalle. Yani kusura bakmayın, bir şey söyleyeceğim de, ameliyat elbisesi giyiyoruz ya. Pantolonum dizime kadar inmişti. Artık yorulmuştum yani. Acayip bir şekilde. Ve adam Allah'a şükür sayemizde yaşıyor. Bu benim için en büyük mutluluk. Allah rahmet eylesin. Mekkeni cennettir inşallah. Hayırlı evlat. Türkiye'm, seni çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki Türkiye. Ve üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Hocam niye üzülüyorsun? Neden üzülüyorum? Bir. Artık egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, yok. O gitmiş o. Onun üstüne soğuk su iç. İki, fikir özgürlüğü yok. Düşünce söylemeyeceksin. Düşünceni söylersen. Üç, ekonomi. Osmanlı Devleti'nin göçüş zamanlarını hatırlatıyor bana. Ben söylemesine söyleyeyim de sen neye inanırsan inan. Dört, insanlar gelecekten dolayı endişeli. İnsanlar artık önünü göremiyor. Ben geceleyin saat genelde 3 ya da 4 saat uyurum. Şöyle bir haberlere de bakarım. Ama her şeyim o değil. Bak bakarım. Abi sabah kalkıyorsun bir bakıyorsun kötü bir şey. Ertesi sabah kalkıyorsun bir bakıyorsun kötü bir şey. Ertesi sabah kalkıyorsun bir bakıyorsun kötü bir şey. Yeter be. Yeter diyorsun yani. İyi bir şey olsun ya. İyi bir şey gelsin. Ekonomi düzelsin. Efendim, düşünce özgürlüğü olsun. Öğrenciler fikirlerini söyleyebilsinler. Tolerans olsun birazcık. Hocam günaydın, iyi ki varsınız. Aşı olacağım, hangisini? Pfizer. Günaydınlar.
45 yaşında bayanım, nabız sayım kaça kadar yükselmesi normaldir? 100. Evet. BioNTech tabii ki. Aynen öyle. BioNTech. İnşallah daha fazla. Türkiye'de olsa hasta ölürdü ne demek? Çok işini hakkıyla yapan doktorlarımız var. Tabii ki doktorlarımıza saygımız sonsuz. Ben biliyorsunuz ameliyatımı Türkiye'de oldum. Bu sidik yarışı değil, Türkiye Amerika. Yani benim orada vermek istediğim masaj değil de mesaj, benim iyiliğim ya da benim üstünlüğüm değil. O, yanlış anlamayın mesajı. Mesaj, Allah'a şükredeceksin mesajı. Benim mesajım budur, okey? Karşılaştırma sidik yarışı değil. Bu saatte sizi izliyorsak çok seviliyorsunuz. Ben de sizleri çok seviyorum Derya Hanım. Hiçbiri yok maalesef. Sevgili hocam, korona olduktan sonra sürekli bir sersemlik var. Kaç doktora gittim ama demedi kimse bir şey, neyim var. Efendim, eğer sersemlik var dediğinizle yorgunluktan bahsediyorsunuz, o oluyor. Kronik fetik sendromu, yani kronik halsizlik sendromu. İkincisi, bunların bir kısmının ilacı var. İkincisi, eğer sersemlik de kafada bulanıklıktan bahsediyorsunuz, bunlar da oluyor. Hatta hastaların çoğunda oluyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bak, size garanti ediyorum. Bugün söylüyorum, bunu izlediğinizde de görürsünüz. Covid erken bunamanın nedenlerinden birisi olacak. Bekleyin görün. Mehmet Hoca'nın dediği her şey, ben bunu kafadan söylemiyorum ha. Düşünerek söylüyorum. Düşünerek, analiz ederek söylüyorum. Dolayısıyla Covid bunama nedenlerinden, erken bunama nedenlerinden bir tanesi olacak. Çünkü insanlar gerçekten kafasını bu virüsün etkilemediği bir yer yok. Onun için gözünüzü seveyim, korunun. BioNTech kaç kas hastalığına yapılabilir mi? Evet, sorun yok. BioNTech, bir dakika. Aşısını bulanlar neden aşı olmadılar? Bize izin verilmedi dediler. Onlar olmuştur çoktan aşısını. Zannetmiyorum şimdiye kadar aşını olmadı dediklerine. Ben inanmıyorum ona. Ona olmadılarsa AstraZeneca olmuş. Ya adam olsun olmasın bana ne? Ben oldum aşımı, Moderna'yı. Boğaziçi'nde öğrenciler bence bağımsızlığımızın kıvılcımı gençlerimiz başlattı. Ve en seçkin çocuklar çapulcu terörist diyorlar. Ya yazıktır ya. Bak kardeşim. Orta Doğu'nun problemlerinden bir tanesi maalesef benim Ulu Önder Atatürk, bizim Ulu Önder Atatürk millet olarak ne kadar saygılı, ne kadar dinleyici, hiçbir köylüyü azarlamamış. Hiçbir kişiyi kısa kesmemiş. Köylüyle köylü, büyükle büyük, küçükle küçük olmuş Atatürk. Değil mi? Yahu çocuklar, geçen de birisi bir şey yazmış. Ne kadar güzel yazmış. Çocukların yüzüne baktım. Videolarını da gördüm. Pırıl pırıl çocuklar. Şimdi ya çocuklar olabilir. Rektör için gösteri yapabilir. Terörist, FETÖ'cü, PKK'cı. İyi, böyle mi diyeceğiz birbirimize? Benim güzel Türkiye'm. Birbirimize iftira mı atacağız? Birbirimize sevmediğimiz insana FETÖ'cü, PKK'cı, terörist mi diyeceğiz? Ne oldu sonra? O çocuklar çıktı, salındı. Hani nerede belge? Hani nerede delil? O çocuklar salındı değil mi? Salındı o çocuklar. Bir tanesi yazmış. Birisi yazmış. Çok da doğru yazmış. Diyor ki, ya diyor, bu çocukları içeri attınız diyor. Bu çocukların annesi babası neler çekti? Bu çocuklar neler çekti? Belki sabıkalarına işlendi. Yarın iş bulamayacaklar. Buna kimin hakkı var? Buna kimin hakkı var? Amerika Birleşik Devletleri'nde rektörü cumhurbaşkanı atamaz burada. Burada rektör öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından seçilir. Deme hocam. Tabii ya. Bana mı öğreteceksin? 30 yıldır buradayım, Amerika'dayım. Ler kayıp, 10 miligram belok, senelerdir midem çok kötü. Lerkadip ne onu bilmiyorum. Belok o şey ilacı. Türkiye'de ismi o. Şey ne olduğunu bilmiyorum. Belok 50 miligram. Belok 50 miligram tansiyonunuz için alıyorsunuz herhalde. Sorun yok onda. Midenizde eğer bir problem varsa kesinlikle doktor görmeniz lazım. Ya reflüdür
Ya efendim ülserdir. Covid-19 pazarındaki hayvan yenilemesinden dolayı mı yayıldı? Bilmiyorum. Hocam bağımsızlık için kaç, bağışıklığımız için kaç saat uyku gerekir? Ben 6 saat, en fazla 6 saat uyuyorum ama benim vücudum alıştı. Normal insanın 6-7 saat uyuması lazım. Yaşlandıkça bu miktar artıyor. Merhaba Mehmet, başka bir soru soracağım. One More diye bir firmanın vücuda vitamin enjekte ediyoruz. Sakın ha sakın öyle saçmalıklar yapmayın. Mehmet Bey demek ki istedim özür. Özür dileriz ne bilmiyorum ne dediğinizi. Hoy o yana moy. Başka? Hocam Covid yeni geçirdim. 5 gün önce test yapıldım. Şimdi negatif çıktım ama eşim nezle ben korkuyorum. Yapacağın aynen şu. Gripten bahsediyorum ben, nezleden değil. Ben olsam giderim, eşim test olur. Grip mi, nezle mi bilirim bir. Testi var bunun, testini oluyorsun hemen anında biliyorsun. Grip mi değil mi biliyorsun. Gripse eşiniz, eşiniz de grip alıcı alıyor. Siz de grip alıcı alıyor, grip ilacı alıyorsunuz. Böylece o evde bir de grip yaşamıyorsunuz. Grip, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk 10 ölüm nedenlerinden bir tanesi. Dünyada da öyle. Dolayısıyla gribi küçümsemeyin. Grip bağışıklık sistemini baskılıyor. Ardından COVID geçirme şansınız yükseliyor. O nedenle lütfen gribi küçümsemeyin. Kendisi diplomasını bile gösteremedi. Kim bu? Boğaziçi'nde okuyan çocukları yerde sürüklüyorlar. Kim kendi diplomasını? Ya gözünüzü seveyim bir olun Türkiye'm ya. Bir olun Türkiye'm ya. Siyasetçiler bir değil, siz bari bir olun. Bir olun dedim, birbirinizi sevin, birbirinizi koruyun, birbirinizi karalamayın. Hocam yatın artık dinlenin. Memlekete şey var, sağ olun benim ne derler ona, canım kurban olsun sizlere. Tamam mı? Gerçekten söylüyorum. Gaziantep'im, Allah razı olsun. Çay ve Türk kahvaltımız hazır, buyurun. Oh! Şimdi tahmin ediyorum ha. Fotoğrafını çekip bir atın bakalım. Hadi keyfiniz yerinde. Cumhurbaşkanı kardeşim kimseye laf etme. Laf edenler alınıyor içeriye. Karından kan sulandırıcı iğne kullanmak doğru mu? Kan sulandırıcı iğne kullanmak doğru. Dolayısıyla demek ki Lovanox alıyorsunuz. Ya da öbürü bir tanesi var. Ne diyorlar ona? Başka ben böbrek nakli olduğumda bana vurmuşlardı. Onlarda problem yok. Urfa'dan ciğer. Oh! Anacağızım bir Urfa türküsü söylerdi. Biz Antalyalıyız da Urfa sesi çok güzeldi annemin. Dağlar seni delik delik deler. Eriyeyim. Kalbur alır toprağını elerim aman aman elerim aman aman dumanlı dağlar kalbur alır toprağını elerim aman aman Türkiye'm elerim aman aman dumanlı dağlar. Değil mi? Şimdi size bir şey söyleyeyim. Bir fıkra anlatacağım size. Şimdi Temel ateşlerden yanıyor. Temel var ya Karadenizli Temel. Karadeniz'i de gördüm. İnsanları, mükemmel insanlar Karadeniz. Giresun'un insanları, Karadeniz'in insanları mükemmel. Akdeniz'in insanlarını misafirperver diye bilirim. Karadeniz'i de ilk defa gördüm 2 yıl, 3 yıl önce. Ve gerçekten Karadeniz'in insanı can verici. Şimdi Temel doktora gidiyor. Ateşler içerisinde yanıyor. Covid değil. Ondan sonra doktor diyor ki ya işte diyor şu ilacı diyor al kullan bir hafta sonra gel diyor. Ondan biliyorsunuzdur belki bir kısmınız. Ama her düşündü yani böyle bir mizah Amerika'da yok. Türkiye'de mizah var. Amerika'da yok.
Şimdi ondan sonra temel geriyor bir hafta sonra. Gene ateşler içinde yanıyor. Ondan sonra ben diyor iyileşmedim diyor. Nasılsın diyor ve iyileşmedim diyor. Yazdığım ilacı kullandın mı diyor. Evet diyor. Hapları diyor aldım diyor. Meğer fitil yazmış. E diyor dur bakayım dur ne diyor. Ya diyor sen diyor ne yaptın diyor doktor. Onları diyor yutmayacaktın diyor. E diyor yutmayacaktım da gıçıma mı sokacaktım diyor. Affedersin anladın mı? Temelim benim. Türkiye'mi çok özledim ya. Çok özledim de çok 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 üzülüyorum. Ülkemde her gün kötü bir şey oluyor. Her gün kötü bir şey oluyor. Her gün bir şey çıkıyor. Her gün. Risperidal. Evet, ne sorusu var Risperidal? İyi bir ilaç. Doktor arkadaşım söylemişti. Evet, iyi bir ilaçtır. Hocam otoimmün. Neymiş o otoimmün? Hocam emanet olun. Hocam süper bir. Demek en doğal ilaç. Sizi dinlemek. Bursa Mudanya'dan. Sizleri seviyorum. Bursa'ya geleceğim. Bursa'da Osman Gazi, Orhan Gazi, bir de bu şey var ya vefat eden Mustafa Sultan, Şehzade Mustafa, onların şeylerini ziyaret etmek istiyorum. Covid olunca hapları yuttuğumuzda kan sulandırılmış kullanmamız gerekiyor mu? Evet. Giresun, seni çok çok sevdim seni. Giresun'un ayrıca bu arada Giresun'un insanları müthiş. Bizim damat da doçent doktor Burak Kulaksız oldu. Trebolulu. Ondan sonra o da müthiş birisi. Boyu ne yapar mı? İçilir mi? Ömür boyu içilir mi? Hayır. Hiçbir ilacı ömür boyu gerekmediği müddetçe almayacaksın. Egzami tedavisi. Bir sürü ilaç var egzama için yeni. Bunalıklık yaptığı gerçek. Bu virüsün benim amcamda bulanıklık oldu. Evet. Rispatlar olur boyu ömür boyu içilir mi? Hayır. Hiçbir şey ömür boyu içilmez. Hocam kolajen alayım mı? Ne de hayır. Biontech aşısı olacağım hocam. Bugün aşı sonrası tavsiyeniz. Hiçbir şey olmayacak. Allah şifanızı versin. Eğer baktınız ateşiniz olur, kas ağrınız olursa ileri derecede o takdirde parasetamol alın. Endişelenmeyin. Allah'a emanet olun. Hiçbir sorun yok. Korkmayın. Eleyhisselamlar ailecek modern olduk. Ben de modern oldum. Ondan sonra hocam sağ ayak bizimkiler eleye geliyorlar. Şimdi çocukların tatili var bir hafta. Herhalde Perşembe çıkacaklar. Perşembe günü Los Angeles'a gidecekler. Ben şeydeyim, Arizona'dayım. Betül Hanım çocuklarla gidecek. Alerjik kaşıntıya ne yapmalı? Çare bulamadık. Tavsiyeniz var mı? Birçok alerji için yeni ilaçlar var şimdi. Dolayısıyla ya hastanın yaşına bağlı alerji testlerinizi oldunuz mu? Bir de aşıları var biliyorsunuz. Tansiyon hapı içiyor musunuz? Ben mi? Tansiyon hapı içiyorum. Belok içiyorum. Ama tansiyonum için değil, böbreğimi koruması için. Benim tansiyonumu ben her zaman ölçerim. Genelde 110'lara 60'larda benim tansiyonum. Ayaklarımda, ellerimde üşüme ve karıncalanma hissi var. 4 ay önce Covid geçirmişim. Bazen sinirlere etkiliyor ve nöropati yapabiliyor. Ama diyabetiniz var mı? Diyabetiniz yok mu? O önemli. Diyabet varsa bu diyabetten dolayı nöropati olabiliyor. Ölür boyu ilaç içilmez diyorsunuz ama. Evet, her gün içilmez yani. Bazı onu doktora soracaksın. Ben içeceğim. Ben maalesef böbrek nakli olduğum için bu ilaçları içmek durumundayım. Bak bir avuç ilaç içeceğim şimdi. Görüyor musun? Görüyorsun değil mi? Bu sadece akşam ilaçlarım. Ya anladın mı? O nedenle Allah'a ne dedim? Şükredeceksin. Hamile bayanlar, hamile kadınlar, aşılarınızı olun, Covid aşınızı olun, tetanos aşınızı olun. Hamile kalmadan hamile kalacaklar, Covid aşınızı olun. Hem anneyi etkiliyor, anneyi öldürüyor, hem de çocuğunu etkiliyor.
Hidronefroz doğuştan vakalar çok arttı. Okula göndermeme kararı aldım. Ben göndermem yani. Ben 50 bin olan yahu ne diyorum size 500 bin tane test yapsalar şu an Türkiye'deki vaka sayısı 80 binlerde. 70-80 bin. Hocam aşı olduktan sonra her sene mi olacağız aşı? Aşıyı eğer bir toplum büyük çoğunluk bir anda olursa hayır. Ama eğer bu toplumun büyük bir kısmı olmadıysa, şimdi sen mesela birisi yarın Pfizer aşısı olacak, oldu. Ama toplumun diğer geri kalanı 6 ay içerisinde aşı olmazsa, evet, maalesef. Önemli olan o zinciri kırmak ve sınırları kontrol altına almak. Hepinizi ilaçları hep birlikte içtiniz. Sorun olmaz mı? Hayır. Şifa bulasın. Önemli insansınız. Sağ olun. Ben ne dedim size? Allahu Teala'ya gitmeye hazırım ben. Bilir misiniz? Tabii ki biliriz. Egzamanın bir sürü ilacı var. Omega 3 kapsül günlük bir adet kullanıyorum. Kalp çarpıntısı yapıyor. Omega kalp çarpıntısı yapmaz. O başka şeyden. Yaşınızı bilmiyorum. Ben Omega'yı bir sabah bir akşam alıyorum. Hocam divertikül oldum. Geçmiş olsun. İlaç tedavisi oldum. 15 gün sonra kolonoskopi dedi. Doktor olmalı mıyım? Evet, kesinlikle olmalısınız. Sevgili vatandaşlarım, 50 yaş ve üstündeki herkesin kolon kanseri yani bağırsak kanseri olmaması için ne olması lazım? Kolonoskopi olması lazım. Lütfen kolonoskopinizi olun. Türkiye yanıyor 50 bin vaka. 50 bin vaka senin bildiğin vaka. 500 bin tane test yapmaları lazım. 500 bin test yaparlarsa o takdirde Türkiye'deki vaka sayısının gerçek vaka sayısının 70-80 binlerde olduğunu göreceksiniz. Otoimmün Hashimoto olan Biontech olabiliyor mu? Evet olabiliyor. Ne güzel insansınız hocam, doğal. Ben her zaman öyleyim. Aklıma bir şey geldi, dur. Bekle. Biz böyle şişmanmışız gibi görünüyoruz. Şişman değiliz biz. Şimdi bir de Türk şeyim var benim. Telefonum var. Böyle açıyorum. Oh. Bak şimdi. Birisi buraya şeref içli diye yorum yapmış. Bu cahilleri göndermek lazım ülkeden. Ne diyor biliyor musun? Ben demişim ki 50 bin kişi var. Grafide paylaşmışım. Ve demişim durum kötü demişim. O da yazmış ki hoca sende kına yak diyor. Şerefsizin birisi işte. Yani böyle insanlar Türkiye çok değişti ya. Çok değişti. Çok çok göç aldı Türkiye. Çok göç aldı. Bence yani bazen gerçekten bazılarına hayret ediyorum. Yani insanlıktan nasibini maalesef alamamış insanlar var Türkiye'de ve cahil insanlar var. Sen de kına yak. Ne demek yani? Şimdi bir hekime söylenecek hangi insan olsa toplum bağışıklığını beklersen Türkiye'de 6 sene falan sürer. Yayınlayıcı hegemonyo, militarist, marjinalize, otoriter devletin sonu bu olur. Osmanlı İmparatorluğu'nun durma ve gerileme zamanını gösteriyor bana Türkiye şu an. Alınan alınsın yani. Ben söyleyeyim de söyleyeceğimi. Gerçek olan o. Göremiyorsan Allah sana yardım eder. Bir dakika şu şeyi şeyin. Dur ya. Evet. Yani benim söylemek istediğim nedir biliyor musunuz?
Türkiye'de bir böyle acayip eğitim almış. Ondan sonra yani okula gitmeye gerek yok. İlkokul mezunu da olsa hiç okumamış insan. Ülkesi için canını veren, oturup konuşursun.